Merhaba Türkiye Kripto Kulübü'nün değerli takipçileri, izleyenleri. Herkese selamlar, bol kazançlar diyorum. Bildiğiniz üzere burada yer alan değerli katılımcılar, topluluk üyeleri öngörülerini teknik veya haber akışı babında sizlerle ve bizlerle paylaşmaya çalışıyorlar. Bu hafta da en azından Mart ortasına kadar yani Fed'e kadar ve Fed sonrasında ne olacak noktasında sizlerle bazı öngörülerimi ve neyin takip edilmesi gerektiğini paylaşmak istedim. Tabii ki önümüzde çok ciddi bir süreç var. Bu süreç piyasaların uzun zamandır beklediği Fed faiz artırımı. Fed faiz artırımının öncesinde ise bir haber akışı daha geldi. Önceki gün Biden hükümetinin yani Birleşik Devletler hükümetinin kripto paralarla ilgili bir çalışma içerisinde olduğunu zaten biliyor idik ve bunu paylaşacaklarını açıkladılar. Daha çok merkez bankalarının dijitalleşmesi yönünde bir haber akışıydı aslında ama kısmi olarak kripto paraların regüle sürecini de yani nedir, tanım olarak nedir, varlık tanımı vesaire bunlarla ilgili yasal teminatı yahut işlem bazlı nereye varacak, ne olacak, biz bunu sistemde nereye oturacağız konusunda bazı adımlar atıyor Birleşik Devletler. Tabii Birleşik Devletler'in hem bu yasa tasarısı ya da Biden'ın açıklayacağı içerik nezdinde hem de Fed'den gelecek faiz haberlerinin piyasayı kilitlediğini söyleyebiliriz. Bu kilitleme muhtemelen CBDC açıklamasından sonra bir nebze Fed'e kadar akümüle evresine sokacaktır Bitcoin'i. Şimdi biz bu noktada değerli arkadaşlar öncelikle bir CBDC anlayalım. Yani Biden ne açıklayacak? Bunu float olarak paylaşmıştık. Birçok devlet yeni bir dijital para birimi türü geliştirmek üzerine aktif olarak çalışmaktadır. Bu yeni para birimi türünün sunacağı başlıca faydalar ödeme sistemlerinin veriminin artması ve sürece dahil olan herkes için masrafların azalmasıdır ve CBDC'leri blockchain'in sunduğu ilerlemelerden ilham alan yeni bir teknolojik katman üzerine inşa edilmiş dijital itibari paralar olarak düşünebiliriz. Bu dijital itibari para birimleri önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük ihtimalle birçok ülke tarafından benimsenecektir. Çalışma şekli de kısaca şudur. CBDC'ler itibari paranın dijital formudur. Devlet düzenlemeleri gereğince para olarak kabul edilir. Hangi ülkenin çıkaracağına dayalıdır elbette. Hangi ülkenin dijital para birimi olduğu önemlidir. Birleşik Devletler gibi dünyanın süper gücü karşımızdayken tabii ki oradan gelecek haberlerde piyasanın temel fiyatlaması konusunda bizlere önemli ışıklar sunacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir süredir Bitcoin'de bildiğiniz üzere bir yalpalama var. Yani bu yalpalama aslında yukarı yönlü çıkışlarda direkt tepesine çakma, aşağıya düştüğünde direkt bir işte ayı tuzağı ve boğa tuzağı diyoruz biz buna. Tabii ki bu margin konusunda işte şu kadarlık edildi, şu kadarlık oldu. Yani iflas eden aslında margin pozisyonda iflas eden insanların ya da yatırımcıların dönüş noktalarında takıldığını gösteriyor. Biz son dönemde birçok veri var bununla ilgili paylaşım yapıyorlar. Yani şu kadar pozisyon likiditeye uğradı, şu kadar pozisyon başarıya ulaştı gibi. Likiditeye uğrayan pozisyon sayısı çok fazla. O yüzden bu dönemde bu işi gerçekten bilenlerin takip edilmesi önem arz ediyor. Margin bir kumar değildir. Margin etkili bir şekilde teknik takip yapılabilirse, haber akışları takip edilebilirse gayet faydalı bir işlemler bütününü sizlere sağlayabilir. Tabii ki biz yükselen trend ve düşen trend kırılımı diye bir teknik tabiri piyasalarda sıkça duyuyoruz. İşte omuz baş formasyonu oldu, şu oldu, bu oldu. İşte bir şuradaki gibi bir Bollinger önümüze geliyor ve deniliyor ki şöyle olacak, böyle olacak. Aslında teknik takip çok değerlidir. Ancak böylesine kripto paraların ki %77 şu an söyleyeceğim şey kripto paraların haber akışına dayalı olduğu ortamda teknik takip tek başına ne yapmaz değerli arkadaşlar?
fayda sağlamaz. %77'ye %23 gibi bir durum var. Yani biz şunu diyebiliriz. Kripto paralar son 3 aydır teknik takip yapanlarda %23'lük bir başarıya kavuşturuyor diyebiliriz. Çünkü haber akışına göre gidiş teknik takibin popülaritesini bir nebze azaltır. Ama teknik takip hiçbir zaman vazgeçilecek bir veri değildir. Biz buna mecburuz ve bu döngüde bir şekilde tekrar tekniğin çalıştığı, teknik çalışmıyor denilir ya, tekniğin çalıştığı döneme girecektir. Ben Bollinger'de genel itibariyle kırılımlara bakarım. Yani bir daralma, bir genişleme ve bu iki genişlik ve darlık arasındaki dışarı taşma hareketine bakarım. Dışarı taşma hareketinde ben Bitcoin'de çok büyük bir problem görmüyorum. Tekniğin beklediği düzeyde ilerlemedi ama bütün fiyat hareketlerini bir Bollinger gelişini aldığınızda da aslında önümüzde çok da tekniğe uygun hareket etmediğini söyleyemeyeceğimiz bir parite var. Tabii ama gelecekteki öngörüyü paylaşırken ki teknik veriyle geçmişte yaşananları bir çizgi içerisine alıp da onun aslında evet doğruymuş böyle olacakmış demek çok farklı şeyler. Dolayısıyla ben daha çok bu hafta ve önümüzdeki hafta Fed ile Biden'dan gelecek haberleri beklemek taraftarıyım. Devamında kıymetli arkadaşlar tabii ki bizim önemli bir verimiz de var. Nedir bu? Korku ve açgözlülük endeksi. Biz burada diyebiliriz ki kripto paralarda uzun zamandır ki bugün son güncellemesi yaklaşık yarım saatte bir güncelliyor yanlış hatırlamıyorsam bu web site. 21 seviyesinde yani ciddi anlamda geçtiğimiz aylara da bakarsak işte diyelim 12 Aralık işte 14 Aralık 45'lerden vesaire 21 seviyesinde. Yani aslında piyasa aç değil. Piyasada bir açlık görülmüyor. Çok büyük bir açlık görülmüyor. Geçtiğimiz dönemlere nazaran aslında iyi bir durumda değil de diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Devamında şöyle bir time'ın üzerinde yapılan bir coin time üzerinde yapılan bir veri. Burada tabii ki 34.542 seviyesinden bir tepki yükseliş görülüyor. Bu yükselişin de ben tamamen stok verilerle kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Pardon, spot alımlarla kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim geçtiğimiz dönemde şuradaki 33 bin hareketinde veya şuradaki o bir önceki çekiç hareketinde de margin pozisyonlar üzerinde bir borsaların likidite eylemi olduğunu düşünüyor idim. Yalnız son iki eylemde hem tepeden aşağıya çıkışta hem aşağıdan yukarıya itişte ben spot alımların ve spot satışların verilerini takip ediyorum. Dolayısıyla kripto para borsalarının güncelde şu an için marjin konusunda bir adımı, net bir adımı ya da sırf likidite üzerine kurulu bir adım olduğunu söyleyemeyiz. Geçmişteki bazı grafikler için söyleyebiliriz ki veri olarak da görünüyordu. Tabii ki bir paritenin spot veya marjin hareketlerine göre alımlarına veya açığa satışlarına göre hareket etme oranını takip edebileceğimiz web siteleri zaten sürekli paylaşıyoruz. Dileyenlere de bu yorum kısmından cevap verecektir arkadaşlarımız. Onlar da takip ediyorlar bu verileri. Şimdi kıymetli arkadaşlar önümüzde ne olacak? Fed 16 Mart tarihinde bir toplantı gerçekleştirecek saat 21'de Türkiye saatiyle ve burada biz beklenti önceden 0.25 ila 0.50 bas puan arasıydı. 50 bas puan arasıydı. Yalnız şöyle bir açıklama geldi Powell'dan, Fed başkanından. Dedi ki 25 bizim için yeterli görünüyor. Aynı şekilde bazı eyaletlerden de Fed'in başkanlarından da benzer açıklamalar geldi. Ve beklenti biraz 25 bas puana düşmüş durumda genel beklenti. Ve bu aslında Bitcoin'i biraz daha ayakta tutan veri oldu.
Çünkü 50'den 25'e bir öngörü çekilmesi oldu. Ama bu net bir veri değil. Yani 25 mi 50 mi? Bunu Powell'ın böyle söylemesi bizi net olarak 25'e götürmeyecektir. Tabii ki buradaki anketörler sıfır veya yani faiz artırımı olmaz pas veya 25 bas puan faiz artırımı olur anketiyle 25 ila 50 arası olur anketini paylaşıyorlar. Dolayısıyla burada sadece 25 ve 50 ifadeleri yer alsaydı anket çok daha farklı olurdu. Çünkü son haftadaki açıklamalar çok farklıydı. Dolayısıyla 50 bas puan gelirse ne olur? 25 bas puan gelirse ne olur? Tabii Fed bizim bildiğimiz şekliyle ilerlemiyor Fed'in eylemleri, faiz artırımları. Fed hiçbir şekilde demiyor ki biz şöyle bir şey düşünüyoruz ama şöyle de yapabiliriz demiyor. Bir aralık veriyor ve bu aralığa göre faiz artırımları yapıyor. Bitcoin'de ne bekliyoruz? Bitcoin'de tabii ki Fed'in açıklamasına kadar, Biden'ın açıklamasında kripto paralar konusunda Türk kaka mı diyecek yoksa bunlar çok tatlı piyasa elementleridir mi diyecek. Bunu takip edeceğiz. Fiyatı direkt olarak etkileyecek değerli arkadaşlar. Ve bu fiyat etkilemesi de şu an Bitcoin'i 38.682 seviyesinde Bitcoin'i eğer ki yani o haber akışı esnasında bir ters bir haber gelirse muhtemelen 34.500 kurumsal alım bölgesine kadar bir geri çekilme olacaktır. Aslında iki yönlü konuşmak zorundayız ve iyi bir haber gelirse de 42.700 seviyesinde bir direnç görünüyor. Bu direnci de şuradan bakacağız birazdan ve bu dirençten de bir nevi biraz geri sarkacaktır. Çünkü bir sonraki adım Fed'in açıklaması olacak. Fed'i bekleyecek. Dolayısıyla biz Mart ortası itibariyle aslında piyasada biraz daha net veriler göreceğiz. Ve şunu buradan bir alabiliriz. Diyebiliriz ki kıymetli arkadaşlar düşen trendin yani bir nasıl diyebiliriz onu göreceli endekse göre düşen trendin göreceli endekse göre biz yukarı yönlü hareketini görmemiz teknikte pek mümkün görünmüyor. Çünkü dediğim gibi %77 gibi habere dayalı bir piyasa akış durumu var. Bu piyasa akışı da bize maalesef hacimde bir düşüş getiriyor. Hacimdeki düşüş genellikle marjine kayıyor ve short pozisyonlara kayıyor bu dönemlerde. Çünkü Bitcoin'in yükselişine olan inanç biraz sarsılıyor. Ve gayet de normal. Bizde de aynı durumda olabiliyor. Tabii ki takip ederken bir pariteyi, bir kripto parayı takip ederken elimizde yaklaşık her gün olmasa da haftalık bazda takip etmemiz gereken bazı veriler var. Bir, ABD dolar endeksi. Yani DXY dediğimiz endeks. Bu endeksi takip ederken herhangi bir şekilde işte geçmişteki fiyat hareketlerinde ne olmuş yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte dolar arzını kıstığı, yükselttiği zamanlarda ne olmuş? Geçtiğimiz işte Birleşik Devletleri'nin 2018 yılına kadar faiz artırımı yaptığı, resesyon riskiyle karşılaştığı dönemlerde ne olmuş gibi verilere bakarsanız aslında dolar endeksinin bir süre sonra piyasaları rahat bırakacağını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki kripto paralar nezdinde önümüzdeki iki veri beklemeye alacak bizi. Kıymetli arkadaşlar, devamında şöyle bir takip ettiğim bazı kripto paralardan Roz var tabii. Roz'da da bizim boğa veya ayı iştahı konusunda bir net verimiz var. Boğa iştahı Bitcoin'de veya diğer major altcoin'lerde net olarak görünmüyor. Net olarak bir veri yok elimizde. Ve boğa yönünde bir net veri yok. Çünkü dediğim gibi az önce bahsettiğim mevzu marjinde short pozisyonlar çok açık durumda kalıyorlar ve Bitcoin bazlı kripto para piyasasında bir hacim düşüşü bizleri sürekli olarak tekraren dejavu şeklinde ilerletiyor.
Tabii ki bir yönden de Rusya'nın durumu var. Rusya ile Birleşik Devletler'in ve Avrupa Birliği'nin enerji gerginliği var. Rusya'nın kripto paralara geçtim, geçmedim, geçeceğim oligarklar veya devlet nezdinde söylentileri var. Yani demem o ki tekrar tekniğe döneceğiz. Tekrar tekniğe dönmeden önce bu haber akışlarını doğru okumak, doğru şekilde değerlendirmek ve ne oldu? O destekten dönmedi, o dirençten dönmedi konusuna çok takılmadan denilebilir ki bütün destekleri, bütün dirençleri bu önümüzdeki iki haber akışı kolaylıkla ne yapabilir arkadaşlar? Kırabilir. Şuradan 34.700 seviyesine kadar gelen bir çizgimiz var. Bu tren çizgimiz tabii ki geçtiğimiz işte Ekim-Kasım ayından bu yana gelen bir trend. Burada az önce bahsettiğim ayı ve boğa tuzakları günlük bazda, haftalık bazda grafiklerde bizleri maalesef karşıladılar ve çok insan altcoin'lerde ezim ezim ezildiler. Ezilmemek için ne yapmamız lazım? Ben altcoin'deysem ne yapmalıyım? Neye bakmalıyım? İşte Bollinger'e göre mi hareket etmeliyim, yoksa Fibonacci mi saymalıyım, işte Elliot mu takip etmeliyim derseniz Mart'ın ortasına kadar dediğim gibi haber akışları dayalı %77 diyorum, çok ciddi bir oran, haber akışları dayalı devam etmemiz gerekiyor. Peki Bitcoin'de benim beklentim nedir? Genel itibariyle şunu bekliyorum. Biden'ın açıklamasına çıktığımızda, evet Biden'ın, Joe Biden'ın kripto paralar ve CBDC yani Merkez Bankası dijital paraları haberini çıktığımız durumda ben Fed'in faiz artırımından sonra şurada şu hareketin geçtiğimiz şeye gideceğim. 6 aylık bakalım. Ben şuradaki hareketin aynısını ve ardından da şuradaki hareketin aynısını bekliyorum. Ne zaman? İkinci faiz artırımının enflasyon üzerindeki etkisini gördükten sonra. Enflasyon üzerindeki etki nedir? Kıymetli arkadaşlar, Fed faizi enflasyonu dizginlemek için artırır. Enflasyon faizle dizginlenmiyorsa daha fazla faiz ihtiyacı doğar. Daha fazla faiz ihtiyacı doğduğunda da bütün piyasalar dolara yönlenir. Ama verilen faiz enflasyonu dizginleyebilir ise, Fed'in artık piyasalar üzerindeki tahakkümü en azından Bitcoin ve kripto paralar nezdinde %70-80 oranında kalkacaktır. Ve biz şunu fiyatlayacağız. Bitcoin'in kendisini, kripto paraların kendisini ve tepemizdeki Demokles'in kılıcı mı denir ona? Demokles'in kılıcı gibi duran Fed artık kalkacak. Evet. Şöyle bir haber daha var. Ripple ile ilgili. Ripple'ın teknik grafiğini tabii önceki gün kendi yayınımızda irdelemiştik ama Eylül-Ekim gibi, bu da yeni bir haber, bugün düştü. Eylül-Ekim gibi davanın biteceği söyleniyor. Bu da olumlu bir fiyatlama yapacaktır Ripple üzerinde diye düşünüyorum. Ve değinmek istediğim birkaç önemli husus daha var. Bu hususlar, kıymetli arkadaşlar, ne bekliyorum? Evet, az önce dediğim gibi öncelikle şuradaki hareketin aynısını, ilk faiz toplantısından sonra şuradaki hareketin aynısını, yani enflasyon üzerindeki hafif etki görüldükten sonra ve ardından da fenomenlerin çok sevdiği tabiriyle bir boğa koşusu. Bu hangi zamana denk gelir? Hangi güne denk gelir? Mayıs toplantısının sonrasında, yani Haziran'a doğru bir yükseliş trendi mümkün görünüyor. Tabii ki enflasyon üzerinde faiz bir etki gösterirse bizim Mart için ne yapacağız derseniz, dediğim gibi bu akümüle durumunda sadece işte margin pozisyon açanlar için long short fırsatları, spotta bekleyenler için ise bir nevi hodl dediğimiz mecburiyet doğuyor. Dolayısıyla ekstrem olarak yapılacak bir şey yok. Haber akışı dayalı takip edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz. ROS'da da, BTC'de de, diğer kripto paralarda da biz buna biraz mecbur durumdayız.
Tekneye göre tümüyle işlem ne zaman yapılabilir diye soran olursa, yani ne zaman sadece tekneye göre hareket edeceksiniz? Ne zaman bir teknik hareketi göreceğiz tümüyle? Çünkü ben çiziyorum, şöyle oluyor. Ben işte Bollinger'e bakıyorum, tren çizgisi çiziyorum. Omuz bağ şey yapmış ama uymuyor, olmuyor. Olur ama dediğim gibi haber akışı dönemlerinde bu pek mümkün değil. Bunu zaten yakinen göreceksinizdir. Kendiniz yaptığınızda da bir Bollinger'de bir daralma veya genişleme gözlemlediğinizde, ki ben bu dönemde bu bandın çalışacağını da düşünüyorum. Bu bandın çalışması ile ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum Mart ortasından sonra ve tekrar diğer dizilimlerinde bir çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki CBDC önemli bir haber akışı. Dediğim gibi korku ve açgözlülüğü takip etmekte fayda var. Bitcoin'de dediğim gibi 34.500 kurumsal alım bölgesi. Yani şu bölge kurumsal alım bölgesi. Bu bölgenin korunması için kurumlar elinden geleni yapıyorlar. Yukarıda da 42.700, hatta 43.200, yani oradaki 500'lük bazı neden var. Bu 500'lük bazı verme sebebim kendi teknik detayımda bunu verme sebebim aslında şurada yaptığı hareket, şurada yaptığı hareket, bu hareketin bir benzeri de gerçekleşebilir. Ve dediğim gibi faizin enflasyon üzerindeki etkisini bekleyeceğim kendi adıma, ama kısa vadeli short ve long işlemlerim veya spot'tan alabilir miyim, alım yapabilir miyim konusunda adımlarım devam edecek. Ve şuraya bir tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu önemli bir veri. Bu verinin Mart sonrasında çalışacağını düşünüyorum ve tam tersine şuradan bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Şuradan bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ve muhtemeldir ki faizin enflasyon üzerindeki etkisini gördükten sonra biz yine omuz baş göreceğiz. Yani şuradan aldığımız verinin omuz baş formasyonu göreceğiz ve tekrar bir düşüş ardından yükseliş göreceğiz. Tabii bu uzun vadeli beklentiler, orta vadeli beklentiler. Ama dediğim gibi bu hafta ve önümüzdeki hafta haber takibi yapmak gayet önem taşıyor. Çok da tekneye boğulmamakta fayda var, ki ben boğulmuyorum bu aralar. Boğulan da herhalde belli bir süreyi bekliyor artık. Diyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Yeni bir trend çizimi yaparız ve nereye gidecek, ne olacak, ama bu haber akışına dayalı piyasa ortamında ben pek de üzerine düşmeyi doğru bulmuyorum bu noktanın. Farklı düşünenler olabilir, normaldir, ama doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Görüşmek üzere, herkese iyi günler diliyorum.